Türkiye'den tüm dünyaya ulaştırılan fındığın ilk yetiştirilme tarihi 3000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Dünya fındık üretiminde yılda 600 bin ton ile zirvede olan ülkemizin en önemli üretim alanı Artvin'den Kırklar eline kadar uzanan Kuzey Anadolu dağları ve Kuzey Geçit bölgeleridir. Bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp soframıza gelen fındık doğru miktarda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok hastalığın oluşumunu engellemektedir. Fındık tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Bir avuç fındık tüketiminin faydaları nelerdir? Doğal besinlerde bulunan sağlıklı yağ asitleri, bağırsak kaslarının kasılıp gevşemesine yardımcı olarak sindirim hareketlerinin arttırılmasına neden olur. Posa içeriği yüksek besinler ise bağırsak dokusuna su çekerek sindirim işlevlerini düzenler. Fındık içerisinde bulundurduğu sağlıklı yağ asitleri ve diyet posası sayesinde kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine iyi gelmektedir. Siyah kabuğunda bulunan bitki bileşikleri probiyotik özellikler gösterir. Bağırsak dokusunda bulunan iyi bakteriler için gıda görevi görür ve midede asit birikimini azaltır. Antibakteriyel özellikleri de midede yaşayan ve mide ülserine neden olan Helicobacter pylori isimli maddenin yayılımını engelleyerek mide duvarını korur. Kaliteli yağlar yüksek oranda polifenoller barındırır. Bu asit grubu özellikle mide içerisindeki zararlı asitlerin çoğalmasını engellemektedir. Böylece mide yanmaları dahil olmak üzere birçok mide ve sindirim problemlerinin önüne geçerler. Ayrıca fındık vücuttaki şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden kaliteli, tekli, doymamış yağ asitleri bakımından çok zengindir. Kan şekeri dalgalanmalarına sahip olan bireylerde yiyeceklerden alınan glikoz parçacıkları vücutta bulunan proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlemin ismi glikasyondur. Fındık içerisinde bulundurduğu yararlı yağ asitleriyle birlikte glikasyon oluşum riskini azaltır. Bu da kan şekerinin kontrolünü kolaylaştırmaktadır. Gün içerisinde tüketilen sadece yarım avuç fındığın sindirilmesi yaklaşık 5-6 saat sürmektedir. Bu zaman aralığında yavaş yavaş parçalanarak kana verilir ve ani acıkma süreçlerine engel olur. Bu da kilo kontrolünün önemli bir yardımcısıdır. Metabolik faaliyetler için de çok önemli faydalar sağlayan fındık, metabolizmanın hızını arttırır ve hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı katkılar ile miktarı doğru ayarlanırsa vücuttaki yağ yakım seviyelerini arttırmaktadır. Kalp ve damar sağlığı için bir avuç fındık, kandaki kötü kolesterol seviyelerinin yüksek olması kalp ve damar hastalıklarının en büyük nedenlerindendir. Fındık, damarlardaki plak ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmektedir. Tüm kardiyovasküler sistemi koruyan antioksidanlarla eşleştirilen tekli doymamış yağ asitleriyle doludur. Aynı zamanda içerisindeki lif sayesinde damarlardaki toksinleri temizler. Bulundurduğu E vitamini ile de damar sertliğinin önlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte kalbiniz için çok önemli olan potasyum, bakır, kalsiyum, magnezyum ve arginin gibi birçok minerali içeriğinde bulundurur. Bu maddeler kalp ve damar faaliyetlerini destekler. Ayrıca fındık, badem ve ceviz gibi magnezyum açısından zengin besinler sistolik kan basıncı için olumlu etkiler göstermektedir. Bu da hipertansiyonun tedavisine destek olur. Hastalıklara karşı bir avuç fındık, bağışıklık sistemimizin sağlıklı bir şekilde çalışması için birçok bileşene ihtiyacı vardır. Bu bileşenlerden bir tanesi de alkalidir. Fındık, içerdiği vitaminler sayesinde neredeyse tüm dış etmenli hastalıklara karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bakır, potasyum, demir ve kükürt gibi sağlığımız için oldukça faydalı olan mineralleri içeren fındık, bu bileşikler ile oksijen taşınmasından yiyeceklerin parçalanmasına kadar çok geniş bir yelpazede olan çeşitli sorumluluklar alır. Bu yetenekler temelde bağışıklık sisteminin faaliyetlerini kolaylaştırır ve vücudun direncini arttırır. Sağlıklı bir hücre yapısının oluşmasına da destek olur. Sağlıklı bir hücre yapısı, virüs kaynaklı yaşanan ve bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrolü eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele eder. Ayrıca polifenoller sayesinde bağışıklık sistemine zarar veren bakterileri vücut içerisinde arar, bulur ve nötralize eder. Bu yetenekleri özellikle soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi solunum yolları hastalıklarının çabuk atlatılmasına destek olur. Öte yandan bulundurduğu arginin ve demir, beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından çok önemli sorumluluklar
sorumluluklar alan bileşiklerdir. Aynı zamanda düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşırlar. Fındığın bulundurduğu triptofan, epinefrin ve melatonin gibi hormonların arttırılmasına yardımcı olarak kaygı ve stres seviyelerini düşürür. Ayrıca içerisinde bulundurduğu B vitamin türevleri, beyin sinyallerinin verimliliğini artıran, sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için oldukça önemlidir. İnsan beyninin gelişimi ve sağlıklı kalması için gerekli olan birçok elementi yarım avuç fındık ile karşılayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili yapılan birçok araştırmada fındığın içerdiği vitamin kaynaklarının sinir sisteminin genel sağlığını korumak için gerekli olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle Parkinson ve Alzheimer hastalığı gibi bilişsel hastalıkları yaşama riski yüksek olan yetişkin bireylerin günlük veya haftada en az birkaç kez çiğ fındık tüketmeleri uzun dönemde zihinsel fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için fındık. Fındık güçlü bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum vücudumuza giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde çok önemlidir. Vücutta bulunan doğru miktardaki kalsiyum kas kasılmalarını kontrol eder ve kasların ihtiyaç duyulmadığında dinlenmelerine olanak verir. Magnezyum ise bu sayede kas gerginliğini azaltır ve kas yorgunluğu, kramp ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Yüksek magnezyum seviyeleri aynı zamanda kas gücünün arttırılmasına da yardımcı olur. Bitkisel protein içeriği ile kas yapımında da çok yararlıdır ve uzun dönemde fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Kansere karşı fındık. Kansere bağlı olarak gelişen kanserli hücrelerle savaşan güçlü bir antioksidan olan fındık, bulundurduğu fenolik bileşikler ile çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde çok önemli faydalar sağlar. İçerisindeki antikanser özelliklere sahip olan bileşikler, serbest radikaller ile savaşarak kanserli hücrelerin gelişimine ve yayılımına engel olur. Uzun dönemde başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser oluşum riskini düşürmektedir. Daha sağlıklı gözler için fındık, fındığın bulundurduğu sağlıklı yağ asitleri ve E vitamini retina problemlerinin önüne geçer. Vücuda alınan beta karotenin A vitamini ile işbirliği yapmasına olanak sağlayan fındık, uzun dönemde göz problemlerinin oluşumunu azaltır ve retina dejenerasyonunun önüne geçer. Öte yandan bu yetenekleri ile demir eksikliği sebebiyle oluşan saç dökülmelerini yavaşlatarak saç köklerinin daha iyi beslenmesine yardımcı olur. Özellikle kırık ve yıpranmış saçlara sahip olan bireyler, fındık, badem ve ceviz gibi sağlıklı yağ asitleri bulunduran besinlerin tüketimini arttırmalıdır. Aynı zamanda cildin sağlıklı görünmesinde de etkilidir. Bulundurduğu vitaminler cilt bakımının temel taşları olarak kabul edilir ve içerisindeki yağ asitleri sağlıklı ve parlak bir cilt yapısının oluşması için çok önemli sorumluluklar alır. Deriye zarar verebilecek serbest radikallerle mücadele ederek cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. UV ışınları ve hava kirliliğinin neden olduğu sorunların oluşum riskini azaltır. Antioksidanlarla birlikte cilt hücrelerinin yenilenmesini uyarır. E vitamininin desteğiyle ölü hücrelerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde değişmesini sağlayarak uzun vadede cilt problemlerinin önüne geçer. Ayrıca fındık mükemmel bir folat kaynağıdır. Folat, beynin sağlıklı kalması, DNA'nın korunması, dolaşım kalitesinin artması ve vücut fonksiyonlarının sağlıklı işlev görebilmesi için çok önemli bir bileşiktir. Çok az bir miktar fındık bile tüketilse folat ihtiyacının büyük bir bölümü rahatlıkla karşılanabilir. Peki fındık tüketiminin zararları var mı? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle fındık kavrulmamış çiğ haliyle tüketildiğinde daha faydalıdır. Çünkü içerisindeki yağın %15'inden fazlası kavrulma işlemi sırasında zarar görmektedir. Kavrulmamış fındıklar kavrulmuş fındıklara oranla 2 kat daha fazla antioksidan içerir. Bununla birlikte fındık yağ ve besin değeri olarak zengin bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle fazla ve aşırı miktarda tüketildiğinde kilo problemlerine neden olabilirler. Fındık, badem ve ceviz gibi doğal yemişleri bir çerez olarak değil, destekleyici besinler olarak görmek çok daha mantıklı olacaktır. Öte yandan fındık yağı ve fındık özü günümüzde tıp dünyası için önemli maddelerdir ve ilaç yapımında kullanılırlar. Bu nedenle kullanılan ilaçlar ile etkileşime girme potansiyeline sahiptirler. Özellikle sürekli olarak kullandığınız ilaçlar var ise fındık, badem, zeytin ve zeytinyağı gibi güçlü bileşikleri tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki fındık ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar sağlıklı bireyler için haftanın 3-4 günü günde bir avuç veya yarım avuç fındık tüketiminin ideal
olduğunu belirlemiştir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza fındığı ekleyip faydalarından uzun dönemde yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.